Günaydın, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Tahmin ediyorum ki haftayı açar mıyız? Bugün sizlerin kararını yaparız inşallah. Açılış derken, hadi buyurun gelin demeye başlarız. Bayramdan sonra yabancı turistlerden ziyade yerli vatandaşlarımıza hitap eder. İçindeki havuzlar hafta içi 50. Ne kadar pahalı ya? Damsız anlayın. Bugün sökelim mi diye baktık. Yok, sökersek zarar verilecek. Onları körleyeceğiz, iptal edeceğiz ve buraya çok güzel bir aydınlatma projesi. Sadece bu bölge değil, aynı zamanda bir özür dilerim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kahvaltımızın 24 Temmuz önce yapacaktık ama Gülhan'a rast geldi. Hoş geldiniz. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Öztürk'e kahvaltı için teşekkür ederiz. Sertifikalarını için de teşekkür ederiz. Çok kıymetli başkanım. Şehrimizin emektarları, emekçi insanları, basın camiamızın kıymetli mensupları. Öncelikle tabii geçmiş bayramınız mübarek olsun diye bizde bir laf vardır. Ben de geçmiş basın bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki çok daha öncesinde sizlerle bu şekilde beraber olalım, birlikte olalım. Ancak başkanımın da ifade ettiği gibi bugüne nasip oldu. Çeşitli faktörlerden ötürü biz sona kaldık. Sona kalmaktan ötürü açıkçası çok da mutsuz değilim. Çünkü bu vesileyle sizlerle yeni hizmete alacak olduğumuz tesisimizde buluşmuş ve hatta bu tesisimizle alakalı da sizlerin de görüşlerini alma fırsatı bulmuş olduk. Her zaman şunu ifade ederiz, bir toplumun gelişmişlik seviyesinin göstergelerinden en önemlisi basın camiasının güçlü olmasıdır. Bir kentin gelişmişlik seviyesinin göstergelerinden en önemlisi de yine aynı şekilde basın camiasının güçlü olmasıdır. Bugün mutlulukla müşahede ediyorum ki ve hatta şu andaki programımızda da kendisini ifade ediyor ve gösteriyor. Denizli'mizde basınımız gerçekten ayaklarını yere sağlam bir şekilde basıyor. Belki sizler işin içinde olduğunuz için ne kadar önemli ve değerli bir yere sahip olduğunuzu ve Türkiye'de ne kadar farklı bir, yani diğer illerle kıyas ettiğimizde ne kadar farklı bir pozisyona sahip olduğunuzu farkına varamayabilirsiniz. Ancak hem mesleğim gereği zaman zaman şehir dışlarına yapmış olduğumuz ziyaretlerde, hem şahsi olarak şehir dışlarına yapmış olduğumuz ziyaretlerde Denizli'nin basınıyla alakalı olarak övgü dolu birçok cümleye şahitlik ettim şimdiye kadar. Ne kadar da güçlü bir basınınız var diye bize birçok cümleler kuruldu. Sizler adına biz bu övgüleri aldık. Şimdi de oradan gelen bu övgüleri sizlere aktarıyorum. Bizim de göğsümüz kabarıyor. Çünkü bir şehirde demokrasinin, hukukun, insan haklarının, insanlara saygının, gelişmişliğin fitili, ateşleyicisi işte basın mensuplarının yapmış olduğu işin kalitesidir. Buralardaki hizmetlerimiz kaliteli olduğu müddetçe diğer saydığım o ana kalemlerde ve dünyanın her bir tarafının genel olarak kabul ettiği o hak ve özgürlüklerde başarı oranımız o kadar yüksek olacaktır, artacaktır. Denizli'miz başka illere örnek olması nedeniyle buradan şu anda bizleri takip eden farklı illerdeki vatandaşlarımızın da açıkçası bizlerin bu göstermiş olduğu gelişmelere şahitlik ettiğini görüyor ve onlara da sizler vasıtasıyla orada çalışan basın mensuplarına da
basın bayramlarının kutlu olmasını temenni ediyorum, dileklerimi iletiyorum. Şuan burada mı? Mavi beyaz kod eklenti oldu ama ben arkadaşlarıma güveniyorum. Mimarlarım neredesiniz? Mimarlarım neredesiniz?